Günaydın bebişim. Hemen sandviç yapıyorum. Kısa zamanda ve çıkıyoruz. Şey, nasıl da erken kalktık ama. Fena değil. Yani 7.30'da orada olamadık ama. Olsun, yine de uyandık. Yine de uyanmamız bir şey. Ben bu arada dün gece uyuyamadım yani saat 3'e kadar falan. Ben de biraz uyanık kaldım. Zor mu kalktın? Yo. Zor kaldım. Ben gidip bir şey şu sabah işi halledelim de. 6'da bir daha gideceğiz ya, ben onu hep unutuyorum ya. Hiçbir şey istemiyorum ya. Ya ben de derse gideceğim yani. Kaçta? Yetişebilirsem 10'da işte. Ha sen oradan mı geçeceksin o zaman? Evet, tabii. Oradan giyindim hemen üstüme. Gördün mü? Ya. Bizim de giyindim. Ya. Dün öldürüp bitti. Onları da ekledim şerefsizler. Onlar da kutlasın. Neyi sadece kutluyorum. Evet. Arkadaşlar günaydın bu arada. Ay sen çekilmiyorsun. Çekilmiyorum. bugün ev arkadaşımız Mert'in doğum günü. O yüzden böyle bir şey var. Bakın. Günaydın evimizin direği. Doğum günüsü. İyi ki doğdun. Gerçekten iyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Deniz, Şansu, Luna ve Lupita. Turne ve Lupita'yı tanıyorsunuz zaten. Ben biraz yüzümüzü de gösterelim. Şimdi küçük bir sandviç yapayım dedim. Nereye gidiyoruz? Saat sabahın 7.30'unda bu insanlar nereye gidiyorlar? Dil okulu bulduk. Bu dil okulunun da şöyle bir sıkıntısı var. Dil okulu çok ucuz olduğu için buradaki Ruslar bu dil okuluna akın ediyorlar. Dolayısıyla akşam 6'da olan sınava biz sabah 7.30'da gidip ismimizi yazdıracağız. Böyle bir şey düşündük. Bakalım olacak mı? 8.30'da kapı açılıyormuş. Şimdi biz 7.30'da gidip ismimizi yazdırırsak eğer sonra 6'da gidip sınava girebiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü olay ismimizi yazdırmak. Ali, ben, Deniz bu sınava gireceğiz. Ve fiyatını daha detaylı olarak sınavı kazandıktan sonra açıklayacağım. Ama şey, kazanma şöyle oluyor. Yani sizi seviye belirleyip sınıflara yerleştiriyorlar anladığımız kadarıyla. Zaten 15 soru falan olacak. Zaten kadın şey dedi, çok basit sorular dedi. Rahat rahat sınavdan da geçeceğimizi düşünüyorum ben. Birazcık tuz koyalım. Buradan bir yarım saat. Ne kadar sürüyordu yol? Yarım saat. 10 saat. Buradan bir 20 saat yiyeceğiz. Ben yolda yiyeceğim zaten. Ben yiyeceğim burada. Şöyle olalım dedim. Belki dışarısı sıcak bu. Evet, sandviçimi yolda yedim. Şöyle bir kaygımız var, ondan bahsedeyim biraz. Dediğim gibi sınav 6'da akşam ama sabah 8.30'da geliyoruz açılışı. Kapının 8.30 çünkü dediğim gibi bakalım şimdi yani çekeceğim girerken. Gerçekten insanlar kapıda bekliyor mu? Hasta ruhlu gibi. Bizi de korkuttular, biz de geldik bu saatte. Şey çok saçma konuştuk yani. Neden herkesi sınava alıp da kazanan işte atıyorum 20 kişiyi okula başlatmıyorlar da adını yazdıran ilk bilmem kaç kişi sınava girebiliyor? Saçma, ben daha yine sabah işte gelirken aklıma geldi. Aşırı saçma yani. Madem şey diyorlar, adınızı yazdırmanız önemli değil, sınavın sonuçlarına göre alacağız diyorlar. Evet. Ne alaka? İlk giren 15 kişi, ilk sırada olan ilk 15 kişi girdi sayılır yani o zaman. Ne mantık kaldı? İşte göreceğiz, belki de düşündüğümüz gibi değildir. Onları falan bir öğreneceğiz. Yani her şey tamamlandıktan sonra ayrıntılı olarak okulun ismini falan da vereceğim ama yani bir zaten çok az kontenjanı olan bir yere de böyle bir yığılma olmasını istemem ama neden diyorum ki olsun. Girebilen de girsin bir şekilde çünkü burası sadece Ruslara eğitim veriyor gibi bir şey. En azından buraya gelen Türkler de buradan faydalanabilirler diye sizinle bilgileri paylaşacağım. Önce şu sınavı bir atlatmamız lazım. Ondan sonra size gelişmeleri anlatacağım. Şimdi gidiyoruz. Ve aynı anda göreceğiz. Kapının önünde insan var mı? Gerçekten akşam 6'daki ya da 3'teki sınav için sabah 8.30'da buraya dikilen insanlar var mı? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada kurs bedava değil ama bedava gibi bir şey yani anladığımız kadarıyla kurs süresi boyunca 2 ay ya da 4 ay 2 tane kurs var. Sanırım 20 bin peso gibi bir şey ödüyorsunuz yani 40 dolar. Yani görüyoruz. Evet var. Ay.
Ama birileri var. Ama çok kişi yok. Orada biri daha var. Aa, Ali de gelmiş. Gerçekten sabahın köründe kalktık. Bize helal olsun be. İşte dil aşkı budur. İspanyolca sevgisi evet. Budur. Bir inanç, bir istek, bir arzu. Bir tek sana inanmazdım buraya geleceğine bu saatte. Şaka yapıyorsun. O gelecek, ben mi gelmeyeceğim? Bence hiç uyumamıştır. Uyumuştur. Ben 3'te yattım, uyuyabildim. Ben 3-4. Ben de uyandım ama ben çok enerjik uyandım. Aa, evet. Sıraya girmemiz lazım. Gideceksiniz. Hola. Aa, ne onlar? Şey, Ruslar. Şey, tanıyor musunuz? Evet, biz tanıştık bir gün önce. Bayağı muhabbet ettik adamla falan. Biz gireceğiz, ismimizi yazdıracağız işte. Telefonu niye açmıyorsun? Meşgule atıyorsun. Meşgule atmadım, telefonum çantamda. Şey diyor. Neyse, özel muhabbetlerimiz buradan devam etmeyelim. İsmimizi yazdırabilirsek hemen dönüş yapacağız. Evet, işte o defter arkadaşlar. Biz gelmeden önce 4 kişi zaten yazmıştı. Şu anda 7 kişi olmuş olduk. Ana adımı soyadımı biliyor. Şimdi bir para gönderiyor. Evet. Burada bizim dışımızda bekleyenler size söylediğim gibi tabii ki. Şimdi söyleyemem, isimlerini anlayacaklar ama onlar. Turkey. Merhaba. Merhaba. Why everybody knows Turkish here? Because I guess there are some Russians visit Turkey. Yeah. Maybe that's why. Because Russians come here. Turkey. 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 Before eight. Şey biz 6'da sınava gireceğiz çünkü. Okay. 20 or 15 minutes okay. Prior to your meeting. Evet bitti bu kadar. Keşke birimiz gelseydik. Üçümüz de yanmasaydık. Evet üçümüz de yanmasaydık birimiz gelseydik ama bilmiyorduk böyle olduğunu. Böyle olduğunu bilmiyorduk. Sınava geleceğiz direkt. 6'da işte. Hayır 6'da sınav. İsminiz yazdığında bir kişi gelebilirdi ama. Ama şu anda bu içeriye şöyle bir şey var. Şu anda biz içeriye vermiyoruz bu ismi. Evet. Ona güvenerek evet. Veriyoruz. Çünkü o da bilir. Siz adınızı yazın gidin mi dedi. Bizi kandırıyor olmasın? İlk gelen, şimdi buraya ilk gelen şey yapacak dedi. Listeyi o tutacak. Buraya ismini yazdıranlar listesi. Hayır, adam 3'te sınava girecek ama adamın eşi gelecek. Adamın eşi 6'da sınava gireceği için listeyi adamın eşi alacak. Sonra ne olacak? 6'ya kadar o mu tutacak? O tutacak ama biz 6'dan önce gelelim. Tabii ki 6'dan önce geliriz. Bir yetkili merci yok mu yani? İşte onlar elinde tutuyor yani. Bizim onlara güvenmekten başka bir şeyimiz yok şu anda. Tabii. İçeriye isim yazdıramıyormuştu demek ki. Ben şimdi soracağım. Ama içeri gidip yine de bir kadına konuşalım mı? Biz liseye yazdık okeydir değil mi falan diye. Ya da bir fotoğrafını çeksek. İlk soralım. Ben şimdi adamla da konuşacağız. Ben kime soracağız? Buradaki adama. Buradaki adama değil de yukarıda bizim teyzeler yok mudur? 3 dedi, 5 dedi, bir şey dedi. Bir 3'te bir 6'da var sınav. 2 tane. 3, 15 dedi, beklemen lazım dedi. Merhaba. Merhaba. Ne haber? Merhaba tatlım. Evet, son durumlarla ilgili bilgi veriyoruz. Şimdi ismimizi yazdırdık ama orada duran ilk gelen Rus bir arkadaş vardı. Dün tanışmıştık kendisiyle. Daha önce geldiği deneyimi anlatmıştı. İşte buraya sınavdan 2 saat önce geldiğini, hiç sıra kalmadığını falan söylemişti. Biz zaten ondan aldığımız bilgiyle bu kadar erken geldik. Ben hatta şey dedim adama. Ya dedim Ruslar dolduruyormuş burayı falan dedim. Adam evet ben de Rus'um. Adam hiç Rus'a benzemiyordu. Ya çok komik, hiç şey yok yani, net bir bilgi yok. Geliyorsunuz işte sıra veriyorlar, 20 kişi alınıyor falan. Kimsenin bir şeyden haberi yok yani, bakalım. Herhangi bir defterdi yani adamın elindeki, evden getirdi. Bayağı oraya yazdık ismimizi, pasaport numaramızı falan da yazmadık. Bu arada biz illegal olduğumuz için şu an. Bir de öyle bir şey de var. Hani bize belki şey derler mi, kardeşim siz illegalsiniz yani. Ne alaka burada sınava giriyorsunuz falan. Bizeniz yok diyecek yani. Hani evet, o da olabilir. Ama biz hani bu şansla değerlendirmek istedik. Çünkü gerçekten 2 aylık sıkıştırılmış olanı da, 4 aylık daha böyle rahat olanı da 20 bin peso yani toplamda 40 dolar veriyorsunuz 4 aylık kursa. Çok iyi fiyat. Ben daha bile pahalı zannediyordum. Bakalım, bence olabilir, olmayabilir. Ucu açık, şimdi gidiyoruz. Akşam yani saat 4'te 5'te tekrar geri geleceğiz. Hatta 3'te falan geleceğiz. Bakacağız. Ben 3'te gelirim yani buraya. Ama zaten kapının önünde yani bir 15 kişi ismini yazdırmıştı sabah daha 8.30 9'da. Bilmiyoruz. Beraber göreceğiz dostlar. Eğer halledersek gerçekten bütün bilgileri size vereceğiz adresine kadar. Bir dahaki 2 ay sonra falan yine açarlar sanıyoruz. Bu ucuzluktan faydalanmanızı çok isteriz. Bizim milletimiz de faydalansın. Haberleşiriz. Hadi bay. Hey.
Yeah. Arkadaşlar geldik bu arada. Yani şey dedi buranın sorumlusu kadın. O yazdığınız listenin hiçbir anlamı yok dedi ama buradaki insanlar, burada sırayı bekleyen insanlar o listeye sadık bir şekilde şu anda geldiler mi gelmediler mi diye isimlerin yanlarına tik atıyorlar. Ali'yi bekliyoruz. Bayağı sıra oldu çünkü arkası böyle. Dedim arkadaşım 5 dakika içinde gelecek. Onu da sayalım. Belirli bir kural yok burada anladığımız kadarıyla. Bir şekilde burada uzun saatler bekleyip sınavından önce sıraya bir şekilde girmeniz gerekiyor. Anladığımız kadarıyla en önemli şey bu. Anladığımız kadarıyla bir de 20 bin peso gibi bir fiyatı var. Giriş ücreti yani sınav ücreti 400 peso. Tamam 400 peso bir şey değil. 1 dolar bile değil yani. Bilgilerini falan her şeyini veriyormuşsun. Sınavı oluyormuşsun. Onlar karar veriyorlar seni alıp almayacaklar ama neye göre alıp almayacaklar ben hala anlamadım. Ben de anlamadım. 11 Ağustos'tan önce sana haber vereceklermiş ama bir de orada QR kodlu bir şey varmış. O QR kodu okutup bir telefonuna gelen şeyi doldurman bir gerekiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim iş olmayabilir niye biliyor musun? Eğer QR kod falan işin içine giriyorsa bizim şu an legal olmadığımızı anlayıp zaten bunlar giremez. Bunların burada illegal olarak kalıyorlar deyip bizi almayabilirler. Biz direkt elenebiliriz şu anda hani. Her şeye rağmen şansımızı deniyoruz ama evet. O şu an aklıma geldi. Çünkü neden alıyorlar ki pasaport numaramızı madem öyle? Evet, bakacaklar muhtemelen. Geç kalan birileri geldi. Sıraya geç. Yani yanımıza durabilirsin çünkü ben senin yok, ben senin ismine tık attırdım. Ha var. İyi, bak yani şöyle bir şey, biz şu an aramızda konuşuyoruz da bizim vize muhabbetlerimiz QR kod falan okup 11 Ağustos'ta haber veriyorlarmış. Herhangi bir sınav gibi bir şey olmamış yani bir soru cevaplamamız falan gerekmiyormuş. Ha. Yani yalandan. Adam dedi ki eğer basic level istiyorsanız çok da doldurmanıza gerek yok. Yani o kadar şey neyse yeter. Ha, sınav yani şeye ama göre almıyorlar yani. Bilme derecene göre almıyorlar yani. Hayır, bilimse. Şimdi şu vize olayı birazcık. Belki hiç bakmıyor bilirler bile yani. Çünkü onlar ayrı ayrı şeylermiş. Bunlar senin oturumunla, tarihinle, bilmem neyle ilgilenmiyor yani. Bu şeyler ayrı ayrı diye bir şey biliyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Siz. Burada Cansu. Sedat Ali. Sedat Ali ve Deniz. He can speak Turkish. Arkadaşlar iyi. Bugünden sonra okullu üç genç olaraktan. İnşallah ya. 11 Ağustos'tan sonra yani size daha merhaba diyebiliriz. Bir hafta. Mail gelecekmiş bize. Ha, 9 maillerimiz düzgün izne. Ha, mail atacaklar bize. Okula başlıyorsunuz diye. Peki okul ne zaman başlıyor? Hiçbir fikrim yok. 11 Ağustos'tan önce haber vereceğim demiş. Adama da söylemiş. Şimdi 6'ya kadar burada mı dikileceğiz? Bunu da başka bir yöntem bulamamışlar. Evet abi çok saçma ya. Polis kadın geldi dedi ki o listeyi ben dedi kabul etmiyorum yani, dedi. Sıraya girin dedi. Ama şöyle. Herkes kalktı koşa koşa girdi mi? Evet evet ama onlar yine de listeye göre düzenliyor. Evet. Ama adam da bana dedi ki Mayıs'ta kadın gelmiş yine aynı kadın direkt listeyi almış. İşte bence bunların öyle kuralları falan yok ya. Şey ki gelişine yani ne olacaksa. Gelişine yalnız. Dolunay nasıl gelişine hissettiriyorsa öyle. Arkadaşlardan bir tanesi demiş ki Ali'nin saçlarıyla alakalı takıntısı var galiba. Hayır arkadaşlar saçlarımı beğenmediğim için düzgün görünmesi için sürekli şöyle şeyler yapmış. Kedi mi tırmaladı seni? Bilmiyorum yok. Ben de sinir oluyorum sürekli ekrana bakıp saçını düzelten YouTuber'lardan ama özür dilerim saçlarım gerçekten çok çirkin görünüyorsa da bu çirkin görüntü için de özür dilerim. Onun için yapıyorsun yani. Onun için yapıyorum. Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için. Çünkü berberleri çok memnun edemiyor bizi Arjantin'in berberleri. Evet, kalemlerimiz elimizde. Sıranın başını Ali, Deniz ve ben çekiyoruz. Önümüzde sadece bir tane amca var. Ve size sırayı göstereceğim. Sıra böyle devam ediyor. Arkaya kadar. Şu şekilde. She's a YouTuber. Girebilecek miyiz? Çok emek verdik. Hazırlan. Bir dakika. Türk kahvesi. Biz en son sınava giriyorduk Deniz. Sınava biz giriyorduk. Orada bıraktık. Şimdi neler oldu, neler bitti siz onları anlatacağız. Ali yok şu an kendi evinde. O yüzden biz anlatıyoruz ve bölümü kapatıyoruz. En önemli bilgileri şu anda vereceğiz. Evet. Ama 18 Ağustos'ta sonuç açıklanacak. Öncelikle onu söyleyelim. Şu an bugün günlerden 5'i yani yarım videoyu koyacağız 6'sından. Sınavda neler çıktı? 15 tane soru sordular. Senin için nasıldı sorular? Ben biraz şaşırdım çünkü hepsi yazmalı soruydu. Evet. Yani ben böyle test gibi olur işte işaretleriz geçer
vereceğiz diye düşündüm ama hepsi bildiğin yazmalı soruydu. Kolay olan tarafı zaten sorunun içinde birazcık cevabı da vardı. Yani şey kelimeler, yani biraz biliyorsanız kelimeleri oradan çıkartıp bir cümle oluşturabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var, direkt girip kağıdı boş olarak veren çok insan oldu. Zaten bu kurs yani hani şeyi anlamadık, neden sınıflara ayırmak için yapıyorlar bunu, işte beginner mısın, intermediate mısın, neysen ona göre herhalde. Ama iki tane sınıf var. Biz üçteki sınava değil altıdakine girdik. Yani zaten basic olan sınıfı tercih ettik. Fakat sonrasında şöyle bir şey oldu. Ali ilk yazdı. Kağıdını ilk veren Ali oldu herhalde sınıfta. Evet, o yazdı ama biraz o kağıdını yazdı, doldurdu. Aynen, verdi. Doldurdu. Sonra biz sonuna kadar kaldık şey, çalışkanlar gibi. Sonra bir tane kadın geldi benim yanıma. Konuşabilir miyiz dedi. Kağıdımı okuduktan sonra tabii dedim. Böyle sözde gibi bir şey yaptı beni. İşte burada ne yapıyorsun? Neden kurs almak istiyorsun? Ben de dedim işte yani ben burada bir süre yaşamak istiyorum. İspanyolca öğrenmek istiyorum falan. Biraz konuştuktan sonra şey dedi. Ya dedi senin için dedi basic sınıf biraz sıkıcı olabilir dedi. Çünkü biraz konuşabildiğim için yazıda daha iyiyim burada konuşmadan. Kafası karıştı çünkü yazıma baktı. Daha böyle hani geliş bir şekilde yazmışım. Konuşurken daha böyle duraksayarak konuşuyorum. Sonra arkadaşını çağırdı benim yanıma. Başka bir kadın geldi. O da sorguladı. Sonra karar verdiler. Dediler ki tamam sen aslında hani pre-intermediate'sın ama basic'ten başlama senin için daha iyi olacak dediler. Böyle hani bütün her şeyi ayrıntılarıyla öğrenmek için. Deniz de başka bir adam geldi. Seninki nasıl oldu? Aynen. Ben zaten Cansu'dan da önce bitirdim, kağıdı verdim. Bitirmedim daha doğrusu. 4 soru falan boş bıraktım çünkü onları gerçekten anlamadım. Ama bütün İspanyolca kelimeleri ne biliyorsam hepsini yapıştırdım. Bu arada hepsini Deniz şey olsa çok iyi yani. Benden daha az İspanyolcası olmasına rağmen konuşmada benden daha iyi. Yani bir şekilde böyle daha akıcı bir şekilde anlatabiliyor derdini. Bir şey diyeceğim, ben adama oynadım ya. Ben gerçekten oynadım evet. Adama. Öyle bir... Biliyormuş gibi yaptı yani. Evet. Gerçekten böyle bu harıl harıl yazıyor böyle. Harıl harıl. Bütün sayfayı dolduruyor. Allah dedim yani bu böyle yapıyorsa, Cansu böyle yapıyorsa dedim tamam dedim. Ben erken vermişim kağıdımı ama gerçekten anlamadım. Anlamadığım için de verdim. Orada köşede bekliyorum. Sonra soruyu okuyan hoca geldi bana. Dedi ki hadi birazcık İspanyolca konuşalım. Tamam dedim. Sordu mesela dün akşam ne yaptın dedim. Ben de direkt dedim ki uyudum. Adam dedi ki sadece uyudun mu? Ay dedim yok dedim. Bir böyle anlatıyorum bir. Adam zaten bu özgüvene şey oldu zaten. Evet. Çünkü yanımda bir tane Rus kadın vardı. O konuşuyordu. Kadın böyle ellerini sıkıyor falan diyor böyle hani. Çok zorlanıyordu. Belli ki çok stres olmuştu. Yani işin sonunda adam Deniz'e şey demiş. Sen pre-intermediate'sin demiş yani. Hani evet. Ortanın ilk başlangıcındasın demiş. Ve hani bizim anladığımız kadarıyla bize onay gelecek. Ama henüz belli değil. Ali erken çıktığı için ona herhangi bir sözlü yapılmadı ama ben söyledim hani arkadaşım falan diye mutlaka belirttim orada. 18'inde belli olacak ama onun öncesinde size okulun yerini söyleyelim. Tam olarak neredeydi? Okul Retiro'da. Carlos Pellegrini 1515. Carlos Pellegrini 1515. Bunu yazarız mutlaka aşağıya da. Adresine gidip bakarsınız. Bunlar 2 ayda bir sınav açıyorlar değil mi? Yanlış bilmiyorum. Hayır. 2 ayda bir değil. En sonki sınav Mayıs ayındaydı hatırlıyorsan. Ha 3 ayda bir o zaman. Yani öyle bunu takip etmek gerekiyor. Bunların bir de Instagram adresleri var. Ama cevap vermiyorlar. Ama şey sınav tarihini kontrol edebilirler. Sınav tarihini oradan kontrol edebilirler. Post paylaşıyorlar ama mesajlara hiçbir şekilde cevap neydi vermiyorlar. Neydi onların Instagram adresi? Lenguas Vivas. Lenguas Vivas bu arada isimleri. Onu da yazarız. Siz şey de yapabilirsiniz. Eğer Buenos Aires'teyseniz şu anda. Oraya uğrayıp Retiro'ya gidip oradan bilgi alabilirsiniz. Gelecek sınavın ne zaman olduğuyla alakalı. Ve fiyatını da bize orada Rus bir arkadaş vardı. O şey dedi 20 bin peso gibi bir şey dedi. Yani aslında 35 dolara mı geliyor, 36 dolara mı geliyor, öyle bir Instagram şey. Instagram adresleri Spanish and Buenos Aires. Şöyle. Görünmüyor oradan ama. Şöyle bakalım. Tam ismi. Bu. Buradan onları takip edip yeni sınav tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ya da dediğimiz gibi oraya gidip oradan bilgi alabilirsiniz. Gölgede kaldık galiba. Gerçekten takip etmeniz lazım. Çünkü ne zaman ne yapacakları bazen de belli olmuyor. Biz çünkü Mayıs ayında gittik. Evet. Bize dediler ki ya sınav oldu zaten bitti dediler. Evet kaçırdık. Evet ya da biz Nisan'da da gitmiştik hatırlıyorsan. Evet o zaman da kaçırdık. Dediler ki kontenjan yok. Evet. Çünkü bir önceki zaten sınıfta olanlar çıkmıyorlarmış. Bir sonraki sınıfa da taşıyorlarmış kendilerini. Evet. Öyle olunca yer olmuyor. Yer olmayınca da sınav yapmıyorlar. Zaten şey dedi kadın. Bir önceki sınıftan 4-5 kişi diğer intensive geçtiği için 15 kişilik yerden işte 10 kişi var. 9 kişi var falan evet. Dedi. Hani orası zaten dolu dedi. 18'in haber gelince daha detaylı sonuçlarıyla birlikte bir bölüm daha çekeriz ama şimdilik bilgiler bunlar. Buradaysanız mutlaka araştırın. Çünkü çok ucuz. Bu kadar. Bu bölümümüz burada biter. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Teşekkürler. Aa.
Evet.